Efendim şu anda Saklıkent'teyiz. Antalya'dayız. Antalya Saklıkent deyince saklı bir cennet. Çünkü insanlar Doğu, Güneydoğu, Orta Anadolu, İç Anadolu biliyorsunuz kar mevsiminin sıkça yaşandığı kış mevsimlerde bölgeler. Akdeniz ikliminin olduğu bu bölgelerde kar yağışı maalesef çok fazla olmadığı için kar burada nostalji. Karı görmek için Antalya'da en pratik yöntem yaklaşık 50 kilometre çakırlar, Doyuran'dan çıkıyorsunuz. Dağın eteklerinde, dağın zirvesinde Saklıkent'e geliyorsunuz. Saklıkent dedikleri alan saklı bir cennet. Burada hava çok güzel, ortam karlı. Kar bölgesi olduğu için çoluk çocuk, hafta sonları da biliyorsunuz kısıtlama var. Kısıtlamaların olması nedeniyle de hafta içinde fırsatını bulan aileler çocuklarıyla beraber burada kardan adam yapıyorlar, karın keyfini çıkarıyorlar, piknik yapıyorlar, mangal yakıyorlar. Burada bir gününü gönüllerince eğleniyorlar. Biz de bu eğlenceyi, bu nostalji yani karın olmadığı bölgelerde kar oldukça nostalji. Yani sırf karı görmek için insanlar bu kadar yolu, bu kadar mesafeyi sadece burada birkaç saat karla oyalanmak için, karla oynamak için geliyorlar. Biz de bu karla olan nostaljik havaya eşlik etmek için bugün Saklıkent'te, Saklıkent'ten görüntüleri izlettiriyoruz. İzlediğiniz gibi her taraf insan, her taraf aile ve her tarafta kardan adam yapanlar, piknik yapanları görme imkanına burada sahibiz sevgili dostlar. Antalya'nın saklı cennetinden bahsederken işte Saklıkent'te insanlar hafta sonu kısıtlaması, hafta içinde de çoluk çocuk bir taraftan mangal yakarak, bir taraftan çocukların gönlünü şen olsun diye kardan adam yaparak, yani aslında büyüklerimiz de belki çocukluğunu anımsayarak burada kardan adam yapıyorlar. Şimdi bir ailemizin yanındayız. Efendim kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ferhat, soyadım Ulu Işık. Ferhat Bey nereden geliyorsunuz? Antalya merkezde yaşıyoruz. Merkez. Ben diyorum ki hani birçok alanda kar yağarken esaret. Evet. Ama burada bu tür bölgelerde de nostalji. Tabii ki yani. Karı görmek için. Yarım saat içinde geldik. Şehir merkezine yarım saat sonra kardan adam yapmaya geldik. Memnunuz, mutluyuz. Buradan da çekerseniz ön taraftan da. Şimdi gözleri, evet, gözleriyle bu tarafta burnu gelecek. Ne kadar sürdü Ferhat Bey bu? 15 dakikada yaptık biz bunu. 15 dakikada yaptınız. Daha da yapıyoruz. Yapım aşaması bitmedi. Kaç çocuk var bu arada? 3 tane. 3 tane. Allah bağışlasın. Sağ olun. Allah bağışlasın. Yenge Hanım da burada sanırım. Böyle bir kaza olamaz. Vallahi böyle bir kaza olamaz. Nazara geldi yengenin dediği gibi. Olsun olsun. Biz yapılan emeğe zayi ettik yani. Temeli sağlam olmamış. Temeli yani, sağlam olmadığı için yıkıldı. Böyle bir ana da tanıklık ettik şu anda. Kardan adamın yıkılışına. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Türkan Ulu Işık. Türkan Hanım, yaptığınız, Ferhat Bey'in yaptığı, çocukların yaptığı bütün emeğe ziyan ettik biz. İki salisede. Yok, o şey karın yapısıyla alakalı herhalde. Abiciğim temeli de sağlam olmamış herhalde. Temeli sağlam olmamış. Siz de Antalya'dan geliyorsunuz. Evet, evet. Memleket neresiz? Ben Mersin Anamurluyum ben. Siz de Akdeniz ikliminde, evet, karı, evet, çok görmeyenlerdensiniz. Aynen. Bugün burada çocuklarla böyle bir zaman geçirmeye. Geldik. Saklıkent deyince ne geliyor aklınıza? Kar geliyor zaten. Kar. Kar. Sırf kar için burada. Evet evet, tabii ki. İlk defa geldik. Havası, oksijeni nasıl buldun Saklıkent'i? Süper. Süper. Evet. Biz ailemize başarılar diliyoruz. Onlar kaldığı yerden temel devam sağlam edeceğiz. Bir şekilde devam, devam edecekler efendim. Kolaylıklar diyorum Ferhat Bey'de. Sağ olun, sağ olun. İleride bir arkadaşlarımız daha kardan adam yapıyor. Onları da bir ziyaret edelim. Gençler kolay gelsin. Bir tane kardan adamı devirdik. Sıra daha adam olamadı. Sıra ikincisinde. Kolay gelsin. Sağ olun abi.
İsim nedir? Ersin. Ersin. Siz? Berke. Berke. Evet. Ferhat Beylerin demin az önce kardan adamını devirdik yani. Temeli çok sağlam onlar, yapmamışlar. Aynen. Onlar kovayla biraz hızlı gittiler. Çok hızlı yapmışlar. 15 dakikada yaptık dediler zaten. Aynen. 15 dakikada yapılan bir kardan adam ne olur? Aynen abi. Üfürsen uçar. Kazası da bize denk geldi yani. Nereden geliyorsunuz? Antalya merkezden geliyoruz abi. Antalya merkezden geliyorsunuz. Evet. Saklıkent'e daha önce geldiniz mi? Geldik. Nasıl buluyorsunuz Saklıkent'i? Vallahi başladı en başından Antalya çok güzel. Yaylası dibinde, karı dibinde, denizi dibinde. Saklıkent'te var mı böyle nimetlerden bir birisi yok. Yani yarım saat ilerisi kar. Aynen. Yarım saat ilerisi deniz. Deniz. Bitişi sıcaklık yine. Yaylası, denizi, karı. Hepsi bir arada. Çok nostaljik bir kent. Evet abi. Yani iklimi de insanları da sıcak. Esas memleket Antalya mı? Aslen Denizliyiz ama 15-20 yıldır Antalya'dayız. Ne kadar oldu bunu yapalı? Yani ne kadar sürdü daha doğrusu bu hale gelmesi? 5 dakika oldu. Yok fazla oldu. 12 gibi buraya geldik. Ben buna başladım. 1-1,5 saat falan oldu. Bu sağlam gözüküyor. Bizim ufaklıklar da kardan adam diye tutturdu. Onun için yapıyoruz. Arabaya üstünü değiştirmeye gittiler. Burada bugün böyle vakit geçirmeye evet, devam diyorsunuz. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ben hemen yanı başımızda nargile keyfi süren keyif abimizin keyfi. Vallahi keyfinin. Kolay gelsin. Sağ ol abicim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. İsim neydi? İsim Onur abi. Onurcuğum. Sen de Antalya'dan geliyorsun? Evet Antalya'dan geliyorum abi. Daha önce Saklıkent'e mutlaka gelmişsiniz. Ya her sene geliyoruz kar yağdığı zaman. Her sene. Buyurun. Bu sene de yeni mi açtınız sezonu? Sezonu yeni açtık abi. Abi buna güzel keyif. Abi keyifçi adamız. Yani çok, keyif yapmaya geldik. Çok nostaljik türkü, ortam güzel. Evet hava güzel. Hava güzel. Değerlendirelim. Kardan adam güzel. Evet. Kafamız, gençlerimiz kardan adam yapıyor. Kafamız güzel. Kafa güzel. Yani ortam güzel diyorsunuz. Ortam güzel yani. Aynen öyle abi. Allah kolaylık versin. Sağ ol abicim size de. Keyfiniz sağ daim olsun. Beraber olsun abi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun sağ diyoruz. Sağ ol abicim. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Efendim Saklıkent'te gelince bildiğiniz gibi Saklıkent'i anlatmaya gerek yok. Saklı bir cennet. Evet. Her zaman söylüyoruz. İnsanlar burada hem kayak zevkini hem kar zevkini. İşin temel hikayesi kar. Evet. Kar olmazsa burada hiçbir argümanın hiçbir anlamı yok. Şimdi buranın bu teleferiğin ve bu alanın genel koordinatörlüğünü yürüten Cafer Nuroğlu abimizle birlikteyiz. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Söyleme Haber Ajansı olarak bugün kayak merkezini hem de Saklıkent'i geziyoruz. Hem evet. ailelerimizle konuştuk hem yöneticilerimizle konuşuyoruz. Evet. Ekranları başında bizi izleyen, dinleyen, Antalya'dan, yurt dışından izleyicilerimize neler söyler Cafer Bey burayla ilgili olarak? Ben şöyle söyleyeyim, biz bu sene bu teleferiklerde bakım yaptık. Tüm bu teleferiklerimizin teknik anlamda halatı değişti, otomasyonları değişti. Ayrıca yürüyen bant şu anda bitmek üzere. İnşallah pazartesi günü açılışı yapılacak. Antalyalılara ve tüm kayak severlere burayı en ideal şekilde yapmaya çalıştık. Kayak severleri bekliyoruz buraya. Ama bildiğiniz gibi bu ısınmadan dolayı bu şu anda burada bulunan karda biraz yumuşama oldu. Aynen ben onu soracağım. Yani yeterli bir gevşek bir kar var. Bu tamamen küresel ısınmayla alakalı. Maalesef burayı da etkiledi. Ama herhalde önümüzdeki günlerde kar gözüküyor. Bu kar azlığı herhalde birkaç gün sonra normale döner. Şu anda kayak severlerimiz zirveden buraya kadar rahatlıkla kayarak gelebiliyorlar. Profesyonel kayakçılar kullanıyor mu bu alanı? Kaç kilometrelik bir alan bu zirveyle zemin arası? Bizim burada şimdi 5-6 tane ayrı ayrı pistlerimiz var. Yani 2 kilometre olan pistimiz var, 4 kilometre olan pistimiz var. 700-800 metre olan pistler var. Değişik beyaz, kırmızı pist, siyah pist, mavi pist diye ayırdığımız pistlerimiz var. Şu anda yoğunlukta olan mavi pistimiz çalışıyor. Çünkü diğer yerlerde bu siyah ve kırmızı pistlerde istediğimiz kar oluşmadı. Ama mavi pisti kayak severlerimiz rahatlıkla kullanabiliyorlar. Evet. Daha çok burayı teleferiğe gelen, ilk defa gelen herhangi bir endişe içinde oluyorlar mı? Emniyet ve güvenlik açısından yeterli mi? Son derece emniyet, herhangi bir sıkıntımız yoktur. Gereken kontroller yapılmış, gereken izinler alınmış.
Burada sadece kayakçıdan çok kızakçılar var. Bunları ayırmaya çalışıyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. İşin en ilginci de bu. Evet. Onları ayırmaya çalışıyoruz ama şimdi elimizden geldiği kadar yönlendirmeye çalışıyoruz gelen misafirlerimizi. Bu doğaya gelmişken onları da fazla sınırlamak istemiyoruz. Çok sık boğaz etmeyi evet, onlar biraz da misafirlerimizi serbest bırakmaya çalışıyoruz. Böyle bu şekilde sezonu böyle geçiştireceğiz. İnşallah ileriki yıllarda bu dağımıza, saklı kente uluslararası ve ulusal yarışlar yapılabilir. Bu homologasyon dediğimiz belgeleri aldıktan sonra burada daha profesyonel yarışlar yaptıracağız. Efendim, zirveye kaç dakikada çıkıyor teleferik de kaç dakikada iniyor kullananlar? İniş 15 dakikaya iniyor, 15 dakikaya çıkıyor. Ücretini de merak ediyorlar ekran başında izleyicilerimiz. Şu anda yaya çıkışlar 35 lira. Yaya derken? Normal zirveye çıkmak. Evet, onunla. Ama kayakçılarda değişiyor. 10 çıkış, 20 çıkış, günlük, efendim aylık diye böyle değişen bilet şeylerimiz var. Onlara biletlerimiz var. Tabii. Yani vatandaşımız hangisini seçiyorsa onu alıyor. O zaman ekran başında bizleri izleyen özellikle Anadolu'nun çok alanında kapınızın önünde kar görebilirsiniz ama Antalya'da böyle bir şans yok. Evet. Burada Antalya'da görebileceğiniz tek alan saklı kent. Doğrudur. Bu da rakım 1900 şu anda. Bulunduğumuz yer 1900. Aynen. Zirve 2500. Bu bir Antalya için süper bir şey. Nimet yani. Evet. Yani. Nimet. Herkesi saklı kente bekliyoruz. Cafer Nuroğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim görüyorsunuz, şehirlerde, mahallelerde, caddelere, sokaklara, kapınızın önüne yağan kar. Bir an önce soğuklar gitse de desek de kimileri de karı görmek için 50 kilometre, 100 kilometre yer geliyor. Saklıkent'te Antalya'dan bunlardan bir tanesi. En önemli kar gözükmesi gereken, karı görmeye gelenlerin ortak noktası. Kar her zaman söylüyoruz bir bereket. Özellikle hepimizin ekilmişlikleri var, tarlaları var, takımları var. Soframıza gelen nimetlerin çoğu yağmur olmazsa, yaş olmazsa, kar olmazsa maalesef yediğimiz ürünlerin meyveleri, zebzeleri bulma imkanımız yok. Bu yüzden de inşallah bol bereketli, belki biraz gecikti kış mevsimi. Dünyada bir mevsim değişikliği var biliyorsunuz. O yüzden inşallah yeterince kar yağar, yeterince yağmur yağar, barajlarımız dolar, su sıkıntısı olmaz, problem olmaz. İnşallah bizim burada nostaljik gördüğümüz kar bereket olarak çiftçilerimizin tarlalarına, takımlarına ve oradan sonra da sofralarımıza gelir diyoruz. Saklıkent'ten söyleyecek, anlatacak söylemlerimiz ve sözlerimiz bunlar. Söyleme Haber Ajansı olarak herkese Antalya Saklıkent'ten selam ve saygılar.